Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu son teknoloji ürünü olan robot yılanlar. Hep birlikte videomuzu izlemeye geçelim. Okyanusun altındaki boru hatlarını tamir edebilen, geleceğin teknolojisi yılan robotlar. Derin deniz, petrol ve gaz endüstrisi, bakımı yapılacak geniş ve maliyetli bir altyapıya sahiptir. Kuyular, diğer ekipmanlar ve binlerce kilometre uzunluğundaki boru hattı kurulmalı, incelenmeli ve onarılmalıdır. Bu işi daha güvenli, daha ucuz ve daha az kirletici hale getirebilecek son teknoloji sualtı insansız hava araçları ve robotlar geliştiriliyor. Bunlar arasında, her iki ucunda sensörler ve bir kamera ile donatılmış 6 metre uzunluğunda, yılan benzeri bir robot olan Elium vardır. 500 metre derinliğe kadar bir kenetlenme istasyonunda yüzeye geri getirilmeden 6 ay süreyle tutulabilir. Ayrıca, denizaltı valflerini çalıştırmaya yönelik araçlar ve deniz büyümesini ve tortuları gidermek için temizleme fırçaları dahil olmak üzere farklı görevler için parçaları değiştirebilir. Kendinden tahrikli robot, şarj olmak için istasyonuna dönmeden 20 kilometreye kadar gidebiliyor. Pek çok derin su kuyusu ve boru hattı sistemindeki bakım çalışmaları zaten insansız araçlar tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak bu araçlar tipik olarak tamamen mürettebatlı bir gemide açık deniz sahasına nakledilmesi ve ardından yüzey gemisinin güvertesinden uzaktan çalıştırılması gerekir. Robotu geliştiren Elium Subsea Intervention'ın teknoloji sorumlusu Paul Liljebak'a göre bu, günlük 100 bin dolara kadar mal olabilir. Norveç'in Trondheim kentinde bulunan şirket, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldı. Liljebak, robotun bir kenetlenme istasyonundan yaşayan bir denizaltı sakini haline gelmesini sağlayarak, herhangi bir zamanda inceleme ve müdahale görevi yapmak için harekete geçebileceğini ve böylece maliyetli yüzey gemilerine olan ihtiyacı azaltabileceğini söylüyor. Elium, karadaki bir kontrol odasından atanan görevler üzerinde bağımsız olarak çalışabilir, video ve verileri geri gönderebilir. Yılan benzeri tasarımı, dar alanlarda çalışmasına ve güçlü akımlarda yerinde kalmak için vücudunu sallamasına izin verir. Deniz altına yanaşarak, okyanus yüzeyindeki koşullar ne olursa olsun konuşlandırılabilir. Analistlere göre küresel sualtı robotik pazarının 2025 yılında yaklaşık 7 milyar dolar değerlerinde kalması bekleniyor. Diğer şirketler yeni derin deniz drone ve robot teknolojisini ticarileştirme sürecinde. Bir İtalyan petrol sahası hizmetleri şirketi olan Saipem, inşaat ve bakım çalışmaları için 3000 metreye kadar dalabilen HydroNR sualtı drone'unu yarattı. Amerikalı girişim şirketi Houston Mechatronic, uzaktan çalıştırılabilen veya otonom çalışabilen bir denizaltı robot aracı olan Aquanaut'u geliştirirken, İsveç'in Saab CI Falcon aracı Şili'nin balık çiftliklerinde teftişler yapmak için şimdiden kullanılıyor. Norveçli petrol şirketi Equinor, Elium'un ilk yaratıcısıydı. Equinor'un baş mühendisi Paul Atle Solheims, CNN'e verdiği röportajda, bakım ve onarım yapmak için daha ucuz bir yöntem kullanarak maliyetlerimizi düşürecek. Çalışanlarımız açık denizde tehlikeli koşullarda çalışmak yerine, onları karadaki bir kontrol odasına koyabiliriz. Petrol ve gaz endüstrileri iklim değişikliğine en büyük katkıda bulunur ve derin su araştırmaları deniz ortamına zarar verebilir. Ancak Atle, Elium'un çevresel faydaları olabileceğini söylüyor, dizel yakan yüzey gemileri çok fazla karbondioksit yayar, ancak Elium gibi robotlar neredeyse hiçbir şey yaymaz.
Elum Subsea müdahalesi ve Equinor, bu yılın sonlarında Asgard petrol ve gaz sahasında deniz tabanında son testleri gerçekleştirecek. Elum önümüzdeki yıl ilk yılan robotlarını konuşlandırmayı beklediğini ve 2027 yılına kadar dünya genelinde 50 okyanusa ulaşmayı umduğunu söylüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların devamı için kanalıma destek olursanız daha fazla izleyici kitlesine ulaşır ve daha iyi içerikler üretiriz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.